Değerli dostlarım, merhabalar. Geldik şimdi açıortay konusuna. Bir özet, bir yandan da soru çözümüyle devam edeceğiz inşallah arkadaşlarım. Hadi bakalım, bira bismillah diyelim. Şu konuyu da güzelce öğrenelim arkadaşlar. Şöyle bir aşağı doğru biraz daha büyütelim. Evet. İlk kuralımız, küçültürsek daha mı iyi olur? Evet, daha iyi olacak. Birinci kural arkadaşlarım, ben buna fışkırtma teoremi diyorum dostlar. Şöyle bir kuraldır, basit de bir kuraldır ama çok işimize yarayacak bir kuraldır. Olay şu, şimdi bir açıortayı biz genelde insan vücuduna benzeteceğiz. Şu sağ tarafta aynı kuralı bir de burada gösterdim. Bakın işte şu tam açıyı ikiye böldüğümüz açıortayın çıktığı yere ben açıortayın kafası diyeceğim dostlar. Burası bizim kafamız. Şunlar bizim kollarımız olacak, kol. Şurası da vücut dostlarım. Vücudumuz da burası. Bakın kural diyor ki açıortayın vücudunun üstünden takip et. Tam açıortayın bittiği noktadan kollara indirdiğin dikliklerin uzunlukları eşit olacakmış. Bu birinci adımı kuralımızın. İkinci adımsa kafayla dik indirdiğin bu koldaki kısım ne kadar ise diğer koldaki de kafayla dik arasındaki mesafe buna eşit olacakmış. Neymiş şimdi kural? Bir daha söylüyoruz. Şurada söyleyelim. Açıortayın bittiği noktadan, yani daha doğrusu açıortayın üstündeki herhangi bir noktadan kollara çizdiğin diklikler birbirine eşit. Bu birinci adımı. İkinci adım ise kafayla dik arasındaki mesafe, kafayla dik arasındaki mesafeye eşit olacakmış diyor kuralımız. Bunu da arkadaşlarım, bu kuralı da soruda açıortay ile açıortay yanına bir de dik gördüğünüzde, şimdi %100 değil ama %90 ihtimalle bu kuralı kullanırsınız kardeşlerim, haberiniz olsun. O yüzden bir soruda açıortayla diklik gördüysen önce bu kuralı aklına getir. Bak burada olduğu gibi. Şimdi açıortay var, diklik var. Tabii bu kuraldan çıkacak diye de bir şey yok. İlla %100 demiyorum bakın ama %90, %95 bu kuraldan çıkacaktır sorumuz. Şimdi diyor ki DC'nin, şuraya X diyelim, tam sayı değeri en az kaçtır? Bak ben bir açıortay görüyorum, bir de diklik görüyorum. O zaman şu kuralı bir uygulayalım. Şimdi açıortayımızın kafa burası. Şuraya kafamızı çizelim. Kollar şunlar. Bu bir kol, bu da diğer kol. Bu da açıortayın vücudu, insanın vücudu. Tam açıortayın bittiği nokta burası, Denizli. Bak buradan bir sol koluma diklik gitmiş 4 santim. Sağdaki koluma da bir diklik ben çiziyorum ve diyorum ki bu da kesinlikle 4 santim olacak. Bu birinci adımı. İkinci adım neydi? Kafayla dik arasındaki mesafe, kafayla dik arasındaki mesafeye eşit olacaktı. Ha, bu ikinci adım bu soruda işime yaramayacak. Birinci adımı da bitireceğim ama olsun. Biz yine de göstermiş olalım. Şimdi burada da dostlarım biliyorsunuz ki bir dik üçgenin en uzun kenarı hipotenüs dediğimiz kenardır. Diğer dik kenarlardan daha uzun olmak zorunda. Yani x dediğin şey kesinlikle 4'ten büyük olacak dostlarım. 4, 5, 6, 7, 8 diye gidecek. En kısasını soruyor, en azını soruyor. 5 santimdir sorumuzun cevabı. 4'ten büyük olmak zorunda. 5 diyeceğiz. Olayı da bitireceğiz arkadaşlar. Devam edelim. İkinci sorumuz. Evet bakın şurada bir açıortay görüyorum. 15, 15 diye yazmış. Bir tane de diklik görüyorum. Hatta iki tane diklik görüyoruz ama bizim için bir tanesi bile yeterli. O halde diyorum ki aklıma şu fışkırtma teoremini bir getirelim. Şimdi neydi kural? Açıortayın kafa burada. Kollardan biri bu, diğeri de bu. Şöyle kırmızı rengimizi alalım, daha güzel olsun. Şu da bizim vücudumuz. Bakın açıortay tam Bursa noktasında bitmiş. Bursa'dan şu üstteki kola bir diklik gelmiş arkadaşlarım. BA dikliği 4 santim. O halde diyorum ki ben alttaki DD koluna da bir diklik indirirsem bu da kesinlikle 4 santim olacak diyorum. Hatta şu kafayla dik arası burada neyse burada da o olmak zorundadır ama bu ikinci adım bu soruda da işime yaramayacak. Şimdi geldik şu üçgene. Bakın bu üçgen özel de bir üçgen aynı zamanda. 15, 90, 75 üçgenimiz. Bunun özelliği neydi? Hipotenüse indirdiğin yükseklik kaç ise hipotenüs daima 4 katı olacaktı ki o halde burası 16 santimdir dedim. Ve şimdi sorunun geri kalan kısmını halledelim. Neyi soruyor? Üçgenin alanını soruyormuş. Taban
çarpı yükseklik bölü 2'den soruyu her türlü gömdük arkadaşlarım. 32 çıktı sorumuzun cevabı. Geldik 3 numaraya. Yine açıortay ve diklik gördüğüm için önce bu kuralı bir deneyeyim istiyorum. Şöyle yapalım. Bakın şu açıortayla başlayabilirim. Seçim sizin, istediğinizle başlayın. Şimdi bu açıortayın tam bittiği noktadan sol koluna bir diklik indirmiş 3. Ben de sağdaki koluna bir diklik indiriyorum. Diyorum ki bu dikliğin de uzunluğu 3'tür dedik. Devam edelim. Şu açıortayı konuşalım bir de. Bakalım bununla ilgili bir şey yapabileceğiz mi? Bu açıortayın da arkadaşlarım bakın bittiği nokta Denizli. Açıortayın kollarından biri bu, diğeri bu. Alttaki koluna bir diklik indirmiş 3. Üstteki koluna da bir diklik ben indiriyorum. Diyorum ki bu da 3. Ve bakın iki doğru arasındaki uzaklık meğersem 6'ymış. O halde burada 6 oldu. AC uzunluğunu soruyor. Gelin şu dik üçgende patlatın gitsin muhabbeti. 6, 8, 10 olacak diyebilirsiniz sorumuzun cevabı. 4 numaradayız. Bakalım bu ne diyor? 4, 2, 3'ü gördük. Açıortayları, diklikleri gördük dostlarım. O zaman hemen kuralımızı yapalım. Şu açıortayla başlayalım. Şimdi kafa burada. Vücudu takip ediyorum. Tam Adana noktasında bitmiş. Şimdi kollarına bakın. Bir kol burası, bir kol da üstte. Bu kola, alttaki kola bir diklik indirmiş arkadaşlar. Bak A noktasından AE dikliği. O halde ben de üstteki kola bir diklik indiriyorum. Ve bu diklikler kesinlikle birbirine eşittir diyorum. Sonra kafayla dik arasındaki mesafe, buradaki kafayla dik arasındaki mesafeye, yani 2'ye eşit olacak dedim. Buraya da 2'yi yapıştırdım arkadaşım. Bu açıortayı konuştuk. Sıra geldi C'den çıkan açıortayımıza. Hadi bakalım buraya da adamımızı çizdik. Şimdi bunun da kollarından biri bu, biri bu. Vücudu takip ediyoruz arkadaşlarım. Yine Adana'da bitiyor. Adana'dan aşağıdaki kola bir diklik indirmiş 4. E üstteki kola da bir diklik indirmiş bu kerata. O halde bu da 4 olacak. Sonra kafasıyla dik arasındaki mesafe burada 5. O halde kafayla dik arasındaki mesafe burada da 5 olacak diyorum. 5'i yapıştırıyorum. Şimdi neyi soruyor bize? AC'yi. Bakın şuradaki üçgende gelin Pisagor çakalım. Olayı da bitirelim. AC'nin karesi, yani x kare diyelim ona, eşittir. Bir 4'ün karesini alacağız, bir de 5'in karesini alacağız. Yani 16 ile 25, yani 41 yapacak toplamları. Kök 41 gelecek sorunun cevabı. Evet, 5 numaradayız. Açıortay ve diklik görüyorum. O halde açıortayın bittiği noktadan buraya diklik gitmiş. Ben de bir diklik bu tarafa gidip buna da 4 santim diyorum dostlarım. AC'yi 7 vermiş bizim için. 7'yi yazalım. AB'yi 5 vermiş. 5'i yazalım. Bize de diyor ki ABC üçgeninin alanı acaba nedir? Dostlar, ABC üçgeninin direkt alanını bulamazsınız ama bakın ABC üçgeni açıortay sayesinde iki parçaya bölünmüş. Soldaki üçgenin alanı yüksekliği 4, tabanı 5. O zaman 4 çarpı 5 bölü 2'dir soldaki üçgen. Artı sağdaki üçgene bakın. Yüksekliği 4, tabanı 7. O halde 4 çarpı 7 bölü 2 de bu üçgenin alanı. Buradan 2 geldi çarpı 5, 10. Buradan 2 çarpı 7, 14. Topladık. Ceyhan'ı paketledik Goberler. Evet. Yine açıortay ve diklik görüyorum. Aklıma önce fışkırtma teoremi geldi. Hemen şuradan kafayı, göz, ağız, burun çizdik. Kolları gösterelim dedim. Bunlar benim kollarım. Vücudu takip ediyorum. Tam bittiği N noktasından bakın üstteki kola bir diklik gelmiş arkadaşlarım. Üstteki kola bir diklik indirmiş 5. O halde şu alttaki kola da bir diklik indireceğiz biz. Şu da bizim alttaki kolumuz. Buraya da bir diklik indiriyorum ve diyorum ki bu da 5. Bakınız şurada sizin aşık olduğunuz bir üçgen çıktı. 5, 12, 13 üçgeni çıktı. Şurayı hemen bulduk, 12. Şuraya bakalım, kafayla dik arası 14. O halde burada da kafayla dik arası 14 olacak. Aha x'in bir kısmını da bulduk. X toplam 14 ile 12'nin toplamı. Bursa'yı paketledim dostlar. Evet, 7 numara. Açıortay görüyorum, diklik görüyorum. Aklıma bu kural geldi. Hadi gelin kafayı. Bu sorularda arkadaşlarım bu kuralı kullanırken dikliği nereden indireceğim, kol neresi, ayak neresi muhabbetini karıştırmayın diye her seferinde bakın çizmeye çalışıyorum. Kafa, kollarım, bir kol burası,
Diğer kolum burası. Şöyle kolları hatta biraz uzatmakta fayda var. Uzattım. Vücudu buradan takip ediyorum, 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 ediyorum. Tam açıortayın bittiği noktadan bak üstteki kola bir diklik gelmiş 8. Alttaki kola da bir diklik biz indiriyoruz ve diyoruz ki bu da 8. Üstteki kola bakalım şimdi. Kafayla dik arası 10. Alttaki kolda da kafayla dik arası 10 olacak. O halde şurası 6. Gel yapıştıralım bitsin. Yine sevdiğin, aşık olduğun bir üçgen çıktı. 6, 8, 10 üçgeninden Denizli'yi paketledim dostlarım. 8. sorumuz. Bakın yine açıortay ve diklik görüyoruz. Artık alıştık. Ne yapacağımızı biliyoruz. Hemen şu açıortayı konuşalım. Şimdi kafa burada. Bak kollara dikkat. Bir kolu bu. Diğer kolu da bu arkadaşlarım. Kollar bunlar. Vücudu takip edersen Ceyhan'da bitiyor. Ceyhan'dan bak bu kola bir diklik indirmiş. Şu dikliği. Buradan da Ceyhan'dan diğer kola da bir diklik ben indiriyorum. Ve bu diklikler eşittir deyip kafayla dik arası kafayla dik arasına eşit olacağından buraya da 4'ü yazdım. Şimdi gerisini yapalım arkadaşlarım. Açıortayla işimiz bitti. Şimdi bakın şurada Pisagor çakacağım. 4 var. 4 kök 5 var. Bunu tabii dik üçgende bir daha vurgulayacağım ama ne zaman kök 5 katı oluyordu? Biri diğerinin 2 katı olduğunda. O halde Pisagor yapmadan bu 4 ise 2 katı olacak. 8'i yapıştırdım ki kök 5 katı olsun muhabbetini hatırladım. Sonra büyük dik üçgene bakıyorum. Bizim 8, 15, 17 dik üçgenimiz vardı arkadaşlarım. Bakın burası 8, burası 15. O halde diğer dik kenar 17, burası da 15 olacak dedim. 4'ü buradaysa x'e de 11 kaldı. Cevabı Denizli'den paketledim arkadaşlarım. Evet, 9 numaradayız. Yine açıortayı görüyorum. Diklik yok hocam bu sefer. Dostlar diklik yok ama dikliği çağrıştıran 30 var, 45 var, 60 da olabilirdi. Bu üçünü gördüğünüzde bir yerlere dik indireceksiniz zaten demektir arkadaşlarım bu. Bu üç açıdan birini bile görsen bir yerlere diklik indireceksin. Bunu da dediğim gibi dik üçgen konusunda vurgulayacağız zaten. Şimdi o halde biz nereden dik indireceğiz hocam? Tabii ki açıortay var senin elinde. Açıortay gibi bir nimet var. Açıortayın tam bittiği noktadan bak üstteki kola bir diklik indiriyorum. Alttaki kola da bir diklik indiriyorum ve biliyorum ki bu diklikler eşit. Şimdi şurada 30, 60, 90 yapalım. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tü. E bu 3 ise bu diklik de 3 olacak. Peki burada 45'in karşısı 3 ise 90'ın karşısı ne oluyordu? Kök 2 katı. 3 kök 2'yi yapıştır gelsin kardeşim. 10 numaralı sorudayız. Bakalım bu ne diyor? 30 var, 45 var. Yine 30'u 45'i gördük. Diklik inecek demektir bu dedik. Hemen şimdi nereden indireceğiz? Açıortayın kafa burada arkadaşım. Tam bittiği nokta burası. Adana'dan diklikler inecek. Bir şuradan indirelim bu kola. Ki dik kolları şunlar değil mi? Biri bu. Biri de bu kollarımız. Bir de bu kola bir diklik indirelim. Aha da indirdim. Peki burada bak ne çıktı? 30, 60, 90. 90'ın karşısı 2 kök 6 ise 30'un karşısı yarısı kök 6. E bu diklikler birbirine eşit olacaktı indirdiğimiz diklikler. O halde bu da kök 6. Şimdi geldik şu üçgene. 45, 45, 90 var. 45'in karşısı kök 6 ise 90'ın karşısı yani AC dediğimiz yer bunun kök 2 katı. Yani cevap kök 12. Kök 12'de 4 çarpı 3 olduğu için 4'ü dışarıya 2 diye saldım. 3 içeride kaldı. Denizli'yi işaretledim arkadaşlarım. Evet, geldik 2 numaralı kuralımıza. Bakalım burada neler söylüyor. Kural 2. İç açıortay teoremi arkadaşlarım önemli bir teoremdir. Bir o kadar da basittir dostlar. Yine insan vücudu üstünden anlatacağız size bunu. Diyor ki kural, açıortayı çizdin. İşte kafası burada, kollar burada, vücut. Burada bu sefer ayaklar da devreye giriyor. Tam şu açıortayın bittiği noktada da ayaklarımız başlıyor dostlarım. Diyor ki kural, bir açıortayın kolları arasındaki oran, yani işte sol kol bölü sağ kol mesela A bölü B göstermişiz burada. Eşit olacak ayaklar arasındaki kurala, yani sol orana, sol ayak bölü sağ ayağa eşit olacak. Yani istersen bunu şöyle yaz. Sağ kol bölü sol kol, yani B bölü A eşittir sağ ayak bölü sol ayak, yani D bölü C. Ya da istersen şöyle yaz diyor.
sol kol bölü sol ayak, yani A bölü C eşittir sağ kol bölü sağ ayak, yani B bölü D. Burada seçim senin arkadaşım. Sorudan soruya istediğini yazabilirsin. Seçim sana kalmış. Önemli olan kollar arasındaki oranın ayaklar arasındaki orana eşit olduğunu bilmen dostum. Şimdi sorularla daha da iyi öğreneceğiz tabii ki. Hemen bakalım. Şimdi geliyoruz ilk sorumuz. Bakın burada açıortayımızın işte kafa, kol, vücut, ayak, ayak. Şimdi sol kol bölü sağ kol başlayalım. 15 bölü x eşittir. Kolları yazdık. Ayaklara geldi sıra. Sağ kol, sol ayak bölü sağ ayak. Yani 10 bölü 12 deyip olayı paketledik dostlarım. Hemen sadeleştirelim. 2'ye bölelim 5. 2'ye bölelim 6. 5'e bölelim 1. 5'e bölelim 3. İçler dışlarımızı yapalım. X eşittir. 18'i paketleyelim. Şimdi biz her soruda bu oranı yazmayacağız dostlarım. Bazen çakallık yapacağız. Mesela burada ayakları şöyle sadeleştirdiğini hayal et iki ayağı da. 2'ye böl 5, 2'ye böl 6 de. Tabii gerçekte bunu yapamazsın. Sadece hayal ediyorsun 5 ile 6. Sonra bak 5'lik ayağa ne düşmüş? 15'lik kol düşmüş. Yani 3 katı. Aynı şey burada da olacak diyeceksin. 3 katı olacak. Dolayısıyla 6'nın 3 katı 18'i bu şekilde yapıştıracağız. Biraz daha ilerlediğimizde tabii ki şöyle iyice alıştığımızda. Geldik buna. Bak burada yapabilirsin mesela hemen. Şimdi BC'yi 10 vermiş. Şimdi eminim hepimiz şuraya 10-x yazıyoruz. Sonra diyoruz ki hocam kollar 8 bölü 12 sol kol bölü sağ kol eşittir. Sol ayak 10-x sağ ayak x. Tabii ki buradan çıkar bu sonuç. Bu kesinlikle doğru bir yöntemdir arkadaşlarım. Ama ben de diyorum ki hani bunu böyle yapmayalım. Bakın şöyle yapalım. Biraz daha pratikleşelim istiyorum hemen ilk sorulardan. Şöyle yapın dostlarım. Kollara bakın 8 ile 12 sadeleşiyorlar. Sadeleştirdiğini hayal et. 4'e böl 2, 4'e böl 3. Bak 2'ye 3 ya kolların oranı. Ayaklar da aynısı olacak. O halde burası 2K, burası 3K olacak kesin. Peki toplam 5K'yı bize ne vermiş? 10. K ne çıktı? 2. K 2 ise 3K 6 yapar. 2K da 4 yapar. Hangisini soruyorsa paketlerim ben de. Evet bu sadeleştirmeye alışırsak biraz daha kolaylaşır işimiz diye düşünüyorum. Gelin şunu çözelim. A E'ye diyor 3K, E D'ye de 2K deyin diyor. Ters orantıyı yerleştirdim. Bunun yanındakini buna yazıyorsun. Bunun yanındakini de diğerine yazıyorsun kardeşim. Şimdi AE'ye 3K, ED'ye de 2K yazıyormuşuz yazdık. AC'yi soruyor bize. Arkadaşlar burada şu Edirne noktasının önemini bir söyleyelim biz size. Edirne noktası iç teğet çemberin merkezi. Olmazsa olmaz videomuzda, yani ilk çektiğim videoda zaten bunu size anlattık dostlarım. İç teğet çemberin merkezi neydi? İki tane açıortayın kesişmesi yeterliydi. Üçüncü açıortayda mecburen buradan geçiyordu dostlarım. Yani şu CE'yi birleştirdiğinizde bu adam %100 açıortay diyebilirsiniz. E madem ki açıortay hocam, bak kafa burada, kollar, vücut, ayaklar şurada. E ayakların oranı 3'e 2. Bak iki ayağına ne düşmüş kol olarak? 6 düşmüş. Yani 3 katı gelmiş. O zaman 3 ayağına da 3 katı gelecek, 9'u yapıştırırsın, olayı bitirirsin kardeşim. Evet, bundayız. Hadi bunu halledelim. CD nedir diye soruyor. Şuraya X diyelim. Bak yine bunu kısaca yapalım. Şimdi şu açıortayı konuşacağım dostlar, bunu. Kafa burada, kollar burada, ayaklarda EC ile EB. Kollarına baksana, 18 ile 30. Hemen 6'ya böl, sadeleştir. 3 ile 5. Ayaklar da aynısı olacak. 3K, 5K. Burada tamamız değil mi? Şimdi bırak bu kırmızı açıortayı. Gel mavi açıortayımıza şimdi dostum. Mavinin açıortayını çizeceğim. Bak bu da benim mavi açıortayım. Kafa burada. Kollar, ayaklar. Ayaklarımız aynı çıktı. Kırmızıyla mavinin ayakları aynı. Peki ayaklara bak. 5'e 3. Peki 5 ayağına kaç kol düştü? 20. Kaç katı? 4 katı. O zaman 3'ün de 4 katı gelecek. 12'dir. Sorunun cevabı paketle gelsin kardeşim.
Evet, 15 numaradayız. Bakalım bu ne diyor? Bak bu soruda mesela hani açıortayla diklik gördün ya kardeşim. Fışkırtma teoremini yapabilirsin. Yani birinci kuralımı yapabilirsin. Böyle başlayabilirsin soruya. Ha, bu soru oradan da çıkar bu arada. Ama biz tabii şimdi şey yapalım. Hani yeni öğrendiğimiz kuralı kullanalım. Bak bu açıortayın ayakları bunlar kardeşim. Kafa burada, kollar da bunlar, vücut da burada. Şimdi ne diyeceğiz? Ayakları 3'e 3 kök 2, yani kök 2 katıymış bak biri diğerinin. Sağ ayak sol ayağın kök 2 katı. O zaman ben sol kola K dersem sağdaki kol bunun kök 2 katı olmayacak mı K kök 2? Ve bak burada bir özel dik üçgen çıktı. İster şöyle yap, özel dik üçgeni görmedin diyelim. Hemen Pisagor yapacaksın kardeşim. Bunun karesi eşittir diyeceksin. Bunun karesi artı bunun karesi falan. Ya da şöyle yap canım öğrencim. Özel dik üçgeni gör. Bak 90'ın karşısı K kök 2. Ne zaman K'dır burası? Ne zaman kök 2 katı olur? 45, 45, 90'da. O halde buraya da 45'i yazarsın. Böyle daha kolay çözebilirsin kardeşim. Demek ki K ise burası, buranın tamamı da K olacak. Ve hipotenüs kök 2 katı olacak. X dediğimiz yer. Yani 3 artı 3 kök 2'nin kök 2 katıymış benim x dediğim yer. Hemen çarpalım. 3 kök 2 geliyor artı kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. Bir de 3 ile çarpıyorum 6. 3 kök 2 artı 6 sorunun cevabı geldi. Evet, 3. kuraldayız. Dış açıortay teoremi kardeşlerim. Burada da yine tabii ki insan vücuduna benzeteceğim ama bakınız dış açıortaya dikkat edin. Böyle iç açıortay gibi dümdüz inmiyor. Biraz eğik iniyor. Ben de bunu düşen bir adama benzetiyorum kardeşim. Böyle adam aşağı doğru düşüyormuş yana doğru gibi geliyor bana şuradaki gibi. Düşen adam ne yapar? Kollarını yana açar. Dış açıortayda buna dikkat edeceksiniz. Dış açıortayın kolları ikisi de aynı tarafında olacak. Ya sol tarafında ya sağ tarafında ya üstünde ya altında gibi. O artık sorudan soruya değişecek. Çizilmiş şekle göre değişecek. Unutmayın dış açıortayın kolları İkisi de aynı tarafta kardeşlerim. Bak bu şeklimde dış açıortayın sol tarafına düşmüş kollar. Kuralda diyor ki önce yakın olan kolu alacaksın. Şimdi kollar arasındaki oranı yazıyorum. Yakın kol B. Uzak olan kol A. B bölü A eşittir. Kolları yazdık. Şimdi ayaklara geldi. İki kere dikkatli olun arkadaşlarım. Lütfen ayakları yazarken. Bak dış açıortayın tam bittiği noktadan başlayacaksın oranı yazmaya. Birinci oran şu olacak. Birinci kolun bittiği nokta var ya Ceyhan, C noktasında bitiyor ya. Dış açıortayın bittiği nokta ile birinci kolun bittiği noktası arasındaki uzaklık senin birinci ayağın olacak x. Bölü yine dış açıortayın bittiği nokta ile İkinci kolun bittiği nokta arasındaki uzaklık yani x artı y senin ikinci uzaklığın olacak kardeşim. Şunu yanlış yazmışım. X artı y olacak bu. Bu da senin ikinci ayağın olacak dostlar. Dikkatli olun burayı yazarken. Lütfen şu söylediğim cümleleri unutmayın. Hemen birinci kolun bittiği noktayı, ikinci kolun bittiği noktayı, dış açıortayın bittiği noktayı şöyle kalınlaştırın. Nereleri yazacağınızı daha iyi göreceksiniz dostlarım. Hadi bir soru çözelim daha da iyi anlayalım. Şimdi basit bir soru arkadaşlar bu arada şimdi ilk çözeceğimiz soru. Bak dış açıortay burada. Kollarını görüyorsun ikisi de sol tarafında. Biri 5, biri 8. 5 yakın olan, 8 uzak olan. 5 bölü 8 eşittir. Şimdi dış açıortay burada bitti. Birinci kol yani 5 kolu burada bitti. O zaman benim birinci ayağım x. Bölü dış açıortay burada bitti. İkinci kol burada bitti. İkinci ayakta x artı 6 olacak. İşte bu oran sayesinde biz soruyu çözeceğiz. Hemen içler dışlar yapıyorum. 8x eşittir. 5x artı 30 geliyor. 3x eşittir 30. x eşittir 10 geldi. Evet, ikinci soru. Bakınız bu sefer dış açıortay sol tarafa kaydı arkadaşlarım. Sol tarafta. O zaman kolların ikisi de şöyle AC'ye de x diyelim sağında olacak. 8 bir kolu x diğer kolu. O halde 8 bölü x eşittir. Şimdi dış açıortayın bittiği nokta ni'de. Birinci kolun yani 8'in bittiği nokta da burası. O zaman birinci ayak 6. Bölü
İkinci ayak toplamları olacaktı 10. Hadi yapalım. 80 eşittir 6x diyelim. X eşittir 80 bölü 6. Yani 40 bölü 3'tür cevap dedik. 18. sorumuz. Bakın çok güzel bir soru. Bir iç açıortayla bir dış açıortayın birleşiminden oluşan bir soru. İşte burada şu benim iç açıortayım. Dış açıortayı da kırmızıyla yapayım arkadaşlarım. Şu da benim dış açıortayım. Şimdi önce iç açıortayı yapacağım. İç açıortayın nesini biliyorum hocam? Sadece ayaklarını biliyorsun. Bak iç açıortayın. Şu sol tarafı görmeyin şimdi kırmızıyı. İç açıortayın ayakları 3'e 8. O halde kollar da kesinlikle 3K'ya 8K'dır dedim. Ve iç açıortayın işi bitti arkadaşlarım. Sadece kolları yazdırdı bana. Şimdi sıra geldi dış açıortaya. Hadi dış açıortayı yazalım birlikte. Şöyle yapacağız değil mi? Dış açıortay solda, kollar sağda. Önce yakın, sonra uzak. 3 bölü 8 eşittir. Birinci ayak x, ikinci ayak tamamı. X bölü x artı 11. Hemen düzenleyelim. 8x eşittir. 3x artı 33 yapar. 5x eşittir 33 yapar. X eşittir 33 bölü 5 paketledik gitti dostlarım. Evet 19 numaralı sorudayız. Bakınız 60-60 zaten göstermiş dış açıortay olduğunu. Bu bir dış açıortay. Hemen yapalım dış açıortay teoremini. Kolları bunlar. Ne diyeceğiz? 3 bölü 7 eşittir. Şuradaki DC bölü tamamı olacak değil mi arkadaşlarım? DC bölü tamamı DB. O halde ben DC'ye 3K dersem DB'ye 7K demeliyim. Tamamına 7K. Şuraya da 4K kaldı. İşte dış açıortayın görevi şunların oranını yazmaktı. 3K'ya 4K. Şimdi geldi sıra. Bakın bunu bir temizleyeceğim arkadaşlarım. Şimdi ben daha net, daha iyi görün diye. Unutmayın oralara 3K, 4K dedik. Şimdi bir daha. Şurası 3K, burası da 4K. Bak can öğrencim. Şimdi 60'ların özelliği. Normalde sadece dış açıortay olsaydı bu 60 yazmaz, buraya nokta nokta koyardı. Demek ki bu 60'ların da bir özelliği var. 60, 60. Bak buraya da 60 dediğimde şunu karalayalım arkadaşlarım. Bak bu adam ne oldu? İç açıortay geldi. Gördün mü? Bir de iç açıortay yapacağız. İç açıortayın kollarından biri 7, biri x. O halde 7 bölü x eşittir. Ayakları 4 bölü 3. Buradan 21 eşittir 4x. 21 bölü 4 eşittir x paketledik dostlarım. Evet hemen bir sonraki sorumuz 20 numaradayız arkadaşlarım. Bakın şu B'den çıkan şu adamı gördüyseniz bu üçgenin bir iç açıortayıdır bu arkadaşlarım. Burada bir tane şöyle bir iç açıortayımız var bu üçgenin. Ayaklarına bakıyorum 5'e 10, 2 katı. Kollar da 2 katı 6 ise 12 olacak diyorum hemen. 12'yi yapıştırdım. Şimdi bir de burada şu üçgenin şunun dış açıortayı var arkadaşlarım. Şimdi de onu kullanalım dostlar. Bakın bu adam bir dış açıortay. Hemen yakın kolu 12, uzak kolu toplamı 15. 12 bölü 15 eşittir. Birinci ayak x, ikinci ayak x artı 6. Evet sadeleştirelim. 3'e bölelim 4, 3'e bölelim 5. 5x eşittir 4x artı 24, x eşittir 24 paketledik gitti. 21 numaradayız arkadaşlarım. Bakın üst tarafta şu üçgenin dış açıortayını görüyorum. Ve kolları 4'e 6, 2'ye 3 demektir kolların oranı. Bunun sayesinde şimdi şuradaki ayakların oranını bulacağız. Birinci ayak DC, ikinci ayak DB. O halde DC'ye 2K diyorum. DB tamamına 3K diyeceğim. Buraya da K kalıyor. Şimdi alttakine bakın. Alttaki de iç açıortaymış arkadaşlarım. Ve sol kolu, sol ayağı 1K, kolu 8. 2K sağ ayağı demek ki 2 katı olacak. 16 sağ kol.
22 numaralı sorudayız. Bir kere burada 8, 15, 17 var. Hemen bu 15'i yazdım. Bakın burada da arkadaşlarım şunu şöyle biraz uzattığımda bununla şu açı ters açı olacak. Bu da buna eşit olacak. Şurayla işiniz bitti. Bak bunu gör. Şu senin dış açı ortayın oldu kardeşim. Hadi bakalım. Yakın kol, uzak kol. 8 bölü 17 eşittir. Birinci ayak x, ikinci ayak x artı 15. Hemen yapalım. 17x eşittir. 8x artı 8 çarpı 15 diyelim. Çarpamadım şimdi onu. Bunu bu tarafa alırsak 9x mi kalıyor burada? Evet. 9x eşittir. 8 çarpı 15. 3'e bölelim 3. 3'e bölelim 5. 3x eşittir. 8 çarpı 5'ten 40. Ceyhan'ı paketledim dostlarım. Evet. Bir soru daha yapıyoruz. Bakın burada hemen bir iç açı ortay görüyorsunuz dostlar. Ayakları 4'e 6. Kollarına hemen 2K'ya 3K'yı yazdım. Şimdi buradaki zor olan kısım şurasıdır dostum. Şunu şöyle uzatayım de. Bu adamın da dış açıortay olduğunu görmesi zordur. Şu adam dış açıortayımız bizim dostlar. Niye hocam? Çünkü bir açının iç açıortayı ile dış açıortayının arasındaki açı daima 90 derecedir. Bak burayı 90 derece vermiş. Bunu da iç açıortay vermişse o zaman mecbur bu dış açıortay. Hatta şöyle de ispatlayalım. Bak buna AA, buna B diyelim, buna da C diyelim atıyorum. Şimdi A ile B'nin toplamını 90 vermiş mi bu adam? Vermiş. Peki o zaman 2A ile B artı C'nin toplamının 180 olması için C'nin ne olması lazım? 2A artı 2B olması için C'nin B olması lazım arkadaşlarım. Bu dolayısıyla bunların eşit olduğunu buradan görüyorum. Ve artık bir de dış açıortay yapacağız şimdi. Yakın kol bölü uzak kol. Yani 2 bölü 3 eşittir. X bölü tamamı. X bölü x artı 10 dedim. Buradan hemen 3x eşittir. 2x artı 20. X eşittir. 20 geldi. Evet 24. Bakalım kaç tane soru var? 25 tane imiş buraya kadar. Hemen şunu da çözelim. 24 zor bir sorudur ama her soru bankasında koymuşlardır. Normalde çıkmaz böyle bir soru arkadaşlar ama ben yine de soru bankalarında görünce rahat edin diye yapıyorum. Bakın alfaya 2 alfa muhabbeti var. Şuraya hemen 180 eksi 2 alfa diyorsun. İkiz kenarmış ya bu. O halde bu açı da 180 eksi 2 alfa dediğinde şunu uzat. Hani buranın toplamı 180 olması için alfa var. 180 eksi 2 alfa var. Buranın da alfa olması lazım ki toplamları 180 olsun diyorsun. İşte bunun dış açıortay olduğunu bulunca zaten gerisi çocuk oyuncağı. Hemen yapalım. Yakın, uzak. 4 bölü 6 eşittir. X bölü x artı 6. Buradan da 6x eşittir. 4x artı 24. 2x 24. X de 12 geldi dostlarım. Hadi bakalım şunu da çözelim. Bakın burada da kardeşlerim. Yine aynı az önce söylediğimiz gibi bir iç açıortayla bir dış açıortayın arasındaki açı kesin 90 derecedir kuralını yapacaksınız. Burası 90 ise zaten 9, 12, 15 üçgenimiz vardı bizim. Buraya 15'i yazdım. Bana da AC'yi 19 vermiş. O halde buranın 4 olması gerekir dedim. Evet şurada iki tane daha kural söyleyeceğiz. Dördüncü kuralımız. İç teğet çemberin merkezi. Bunu yine daha önce bahsettik olmazsa olmaz videolarımızda ama yine de söyleyelim. Bir üçgenin 3 tane iç açıortayının kesiştiği noktaya iç teğet çemberin merkezi diyoruz. Buradan buraya çizdiğin diklik yarıçap, buraya çizdiğin dik yarıçap, buraya çizdiğin dik yarıçaptır ki iç teğet çemberin merkezi ile ilgili bilmen gereken özellik şu. İç teğet çemberin merkezi üçgenin üç kenarına da eşit uzaklıktadır dostlarım. Bunu sakın unutmayınız. Kural 5 dış teğet çemberin merkezi. Bu da kardeşim bakın buradaki I noktası dış teğet çemberin merkezidir. Dış teğet çemberi de şöyle gösterdim ki kimileri çevrel çemberle karıştırıyor bunu karıştırmayın diye arkadaşlarım. Üçgenin dışında iki kenarın uzantısına bir kenara da direkt teğet olan bir çemberdir. Burada da iki tane dış açıortay ile bir tane iç açıortayın kesiştiğini söylemiştik daha önceden. Evet şimdi yeni nesil sorulara geldik arkadaşlarım. Ben burada duruyorum. İki parçada çekeceğiz. Bunu da ayrı bir videoda çekeriz. Hadi bakalım öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın dostlar.